Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Şeytiner. Nasılsınız iyi misiniz? Sevgili arkadaşlar sıkışma rüyaları. Yani bunu görürsünüz arkadaşlar. Ne zaman görürsünüz? Stresli dönemlerinizde görürsünüz. Klasik hatırlatmayı yapayım arkadaşlar. Bu niye böyle buruştu ya üzerimde? Ha şöyle atarsam daha iyi. Klasik hatırlatmayı yapayım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar rüyalar görülüş şekillerine göre, niteliğine göre, diğer sembollere göre... Rüyanın yani içeriğine göre örneğin koştuğunu gördün. Nasıl koş, koştun, hızlı mı koştun, yavaş mı koştun, nerede koştun, koşarken üzerinde ne vardı, çıplak mıydın, takım elbisen mi vardı, bunlar hep koştuğun yere yetiştin mi böyle. Yani içeriğine göre arkadaşlar anlam değişir. Diğer sembollerle etkileşime göre anlam değişiyor arkadaşlar. Yani böyle sıkışma rüyalarını anlatayım ben size arkadaşlar. İnsan kendini bildi bileli sıkıntıda olan bir canlı mıdır? Büyük ihtimal siz de benim gibisinizdir. Çocukluğu bile doğru düzgün yani sinir stres harbiyle yaşamışsınızdır. İlerleyen dönemlerde de öyle. Sonrasında 3 kuruş para kazanmak için işlerde dengesiz insanlara muhatap olmuşsunuzdur. Sonrasında ruh sağlığınız kazanmak için 10 kuruş harcamışsınızdır. Gerçi 10 kuruş da değil. Psikoterapi ücretleri uçmuş vaziyette arkadaşlar. Gerçekten çok feci yani. Kendi kendinizin psikoloğu olacaksınız hayatta. Yani YouTube'da yani harika şeyler var. Ücretsiz terapi veren insanlar var arkadaşlar. Bunların kanallarına bakacaksınız. Yağmur, doğa sesleri dinleyeceksiniz. Her şey çok pahalı. Kendi kendinizin psikoloğu olacaksınız. Sevgili arkadaşlar sıkışma rüyaları nasıl yorumlanır? Hayırlı bir sembol değildir. İlk önce onu söyleyeyim. Ben bunu ne zaman tecrübe ettim biliyor musunuz? Yani bu ev rüyasından sonra gelen süreçte olmuştu. Bilenler bilir benim meşhur ev rüyam vardır arkadaşlar. Ev başıma yıkılmıştı ben ölmemiştim. Ölsem zaten hayatımı kaybederdim. Bir rüyada annemin yakını şeyde ev yıkıldı. Evin altında kaldı öldüğünü gördü. Yani enkazın altında kaldığını gördü. Adam gerçekten öldü arkadaşlar. Ben enkazın arasında dolaşıyordum. Çok zorlu bir dönemde işte askerlik yapmadığımdan dolayı iş vermediler, başka iş bulamadım, ödeme emirleri, icra vesaire bir sürü sorunla uğraştım arkadaşlar. Yani gerçekten zorlu bir dönemde. O dönem bir yerlere sıkıştığımı görüyorum. Hep böyle evin damına sıkıştığımı görüyorum arkadaşlar. Sağa sola kendimi hareket ettiremiyorum. Hani gerçekte olduğu gibi. Sinir, stres hali, ne yapacağını bilememe, yarından umutsuz olma, aman uyuyayım da bir daha hiç uyanmayayım hissi. Ya geldiğimiz yerlerde hepsi geçti de delip geçti, ezip geçti, yıkıp geçti, mahvedip geçti arkadaşlar öyle geçti. Yani sıkıntılar bitiyor ama sıkıntıyla beraber siz de bitiyorsunuz. Eskisi gibi hayatta umutlu mutlu olamıyorsunuz arkadaşlar mahvediyor. Gene bir rüyamda da yani KYK bursumun yetiştiğini anlatayım ben size. Nasıl yetiştiğini anlatayım. Burs değil kredi aldım ben. Burs alacak kadar başarılı bir öğrenci değildim. Millet işte beğenmez KYK kredisini. Niye alıyorsun o zaman kardeşim? Yani ihtiyacım vardı da aldı. Devlet faiz de alıyor. E, almak zorunda. Yani başka yapacağı bir şey yok ki. Devlet verdiği parayı faizle almak zorunda şu günün 100 lirası ile 3 senenin öncesinin 100 lirası bir değil arkadaşlar. Yani ben birkaç sene önce şeyde gerçi marketçi bana şey yapmazdı. 5 kuruş olmadığı için ekmek vermemişti. Ben de ona gıcık gittim. Her gittiğim markette 5 kuruş vermezlerdi. 5 kuruşu istiyordum. Şimdi nereye 5 kuruş istiyorsun? Neredeyse 10 lira istemeyeceksin para üstü olarak. Çünkü ise şartlar çok değişti. Yani dönemsel şartlar Rüyamda arkadaşlar böyle sıkıştım bir yere. Bir sürü borç var zaten. Hiçbir zaman borç şey olmadı. Benim yaşadığım hayatta lüks olarak bir şey yapsan örneğin yaş pasta alsan ay sonunu yetiştiremezsin. O da diyelim ki bugünün parasıyla 130 lira yaş pasta var. Yani fabrika çıkışlı yerlerde satan yerlerde bulursanız bulursunuz. Kendin yapmaya kalksan daha pahalıya geliyor arkadaşlar. Bisküvi bile yapsan daha pahalı. Puding süt yerine su kullansan gene daha pahalı oldu. Çok ilginç bir zamanlardan geçiyoruz. Yani dünya olarak nereye gideceğiz ne olacak bilmiyorum. Dünya çok değişik bir yere gidiyor. Neyse efendim böyle sıkıştım. Kendimi oynatamıyorum. Sonra zayıfladım arkadaşlar. İşte görülüş şekline göre yani diğer sembollerle işte dediğim bu normalde zayıflamak kötü. Ama o sıkıştığın yerden zayıflara kurtuldum arkadaşlar. Sonra dertli dertli keserken içimden bir ses de bir ses de demedi. İçinden istek geliyor bazen. Geçen de şeyde unutmuşlar arkadaşlar. Ocakta yemek unutmuşlar. Alevler yükselmiş böyle yani şeyden. Hadi alev çıkıyor. Anahtarı verin de ben gideyim dedim. Sahil dedim. Ben gelmesem yani. Yani arkadaşlar Şöyle söyleyeyim şöyle ifade edeyim orada sıkıştım ya içimden banka bakmak geldi bakayım dedim para var mı yok mu diye hepsini yokladım bir baktım bir buçuk bin lira yatmış o kredi aldım. hani 3 ay tatile girdikten sonra tekrar devlet toplu yatırıyor ya arkadaşlar o parayı aldım bütün borçları temizledim yani öyle çok fazla borcum yoktu ama çok fazla kazanacağım bir hayat da yoktu arkadaşlar. Nereye gitsem asgari ücret, nereye gitsem asgari ücret. Benim mühendis arkadaşlarım vardı. Asgari ücret teklif ediyorlardı. Bana da asgari ücret. Ben mühendis değilim. Teklif ediyorlardı. Temizlikçi, garson vesaire. Yani teklif ediyorlar. Ondan sonra yurt dışına gitti rahatladı çocuk ne yapsın burada kalmak işte annesiyle babasıyla hep şey konuşurken işte Türk filmlerindeki gibi acı yaşansın istemiyorum annemden babamdan sırf para yüzünden ayrılmak istemiyorum dedi dedi. Hatta asgari ücretle işe girdi çocuk elinden gelen mücadeleyi verdi. Orada terbiyesiz insanlara denk geldi. Dengesiz insanların denk geldi. Nefret etti. Yani gelen geçen laf sokmuş çocuğa. Ya ondan sonra üzüldü vesaire. Yani sıkışma rüyaları böyledir. Sıkıştığınız yerden kurtulduğunuzu görüyorsanız gayet güzeldir arkadaşlar. Ama şimdi örneğin görülüş şekline göre çok yani en küçük sembol anlamı değiştiriyor arkadaşlar. Tek düze yorulmaz rüyalar. Örneğin asansörde kalabalık insanlar var. Siz oraya son anda böyle girdiniz milletin arasından girdiniz geçtiniz sıkıştınız oraya. Yani şöyle asansör var arkadaşlar. Asansör ağzına kadar dolu. Siz de asansöre girmek istiyorsunuz. İtelediniz arkadaşlar. insanları oraya sıkıştınız. Bu rüya hayırlıdır. Ucu ucuna yetişmektir. Son anda felaketten kurtulmaktır. Son anda işleri yoluna koymaktır. Yani gayet güzel bir rüyadır arkadaşlar. Ha, asansörün düştüğünü görüyorsam bu kötüdür tabii ki. Hani rüyalar tek düze bir şekilde yorulmaz arkadaşlar tek bir şekilde yorulmaz. Bütün sembollerle yorulur. Yani olumlu bir semboldür sıkışma sembolü o asansör örneğinde ama başka ne oldu? Yani bir bütün halinde yorumlanır rüyalar. Sıkıştığın yerde zayıflama rüyası arkadaşlar kötüdür, güç kaybıdır. Ama sıkıştım, zayıfladım, oradan kurtuldum. KYK kredisiyle arkadaşlar borçlarımı ödedim. Allah devletimize zeval vermesin arkadaşlar. Yani çünküse bu dünyada eğer başka bir devletinde vatandaşı değilseniz sizin başınıza bir sıkıntı geldiğinde sizi koruyacak, sizi kurtaracak, sizin yanınızda olacak Türkiye Cumhuriyeti'dir. Başkası yok. Allah nasip ederse çifte vatandaşlık almayı düşünüyor muyum? Düşünüyorum yani. Yani gönül ister ki benim için Türkiye Cumhuriyeti'nin endişelendiği kadar Amerika'da endişelensin oranın da vatandaşı olayım. Çocuk içteyse yani ben... Çocukluğumda da dayak yedim. Hep abimin olmasını istedim. Ezdiler. Yani başka kültürler öğrensin benim yani çocuğumla ilgili böyle düşündüğüm zaman çok büyük beklentilerim var arkadaşlar. Benim yaşadığım sıkıntıları yaşamasın isterim. Yani babam da babamın da benimle ilgili çok büyük şeyleri vardı. Örneğin derdi ki biz ekmek bulamıyorduk. Ben çocuklarımdan bir şey esirgemem. Nesil daha iyiye gidiyor arkadaşlar. Yani böyle sıkıntılar neden? İşte evlenmek baskı var. Evlen evlen. Evleneyim de nereye evleneyim para yokken? Kardeşim hiç mi acımanız yok? Askerden gel seni evlendireyim. Yani ne oldu? Evlendirme işini sen değil nikah memuru yapacak. Bir para yok işte işe gir çalış Allah yardım eder. Kardeşim tamam Allah yardım eder de. O işler tam olarak öyle olmuyor. Yani bir asgari ücret gerçeği var. Asgari ücret yükselince... E, adamlar eleman çalıştırıyor vesaire onlar da fiyatlara zam yapıyor şimdi gidin bakın asgari ücretten sonra gene gene zamlar geliyor zamlar kapıda vesaire yani sonsuz bir döngünün içerisindeyiz arkadaşlar ölünce mi rahat edeceğiz hayır arkadaşlar hayatta yüzümüze bir şeyler gülecek bir şeyler rast gidecek tabi bunun için eylem gerekli eylem bugün rahat yaşayan ünlülere bakın zamanında bir şeyler yaptılar da yani bir şeylerin acısını çektiler bir şeyler için çabaladılar o beğenmediğiniz sosyal medya ünlüsü çocuklar işte diyorsunuz ki komik şeyler kendilerini rezil ediyorlar rezil edenler var mı var ama yani bu eğlence sektörü böyle arkadaşlar işte anneannemin kafasında yumurta kırdım keşke ben de anneannemin kafasında yumurta kırsaydım bugün 30 bin lira 50 bin lira ya da daha fazla alanlar var yani içer içerik üretenler vesaire şarkı çıkaranlar yani güzel olmayan şarkı çıkaranlar da var, çok güzel şarkı çıkaranlar da var. Yani millet bir şeylerden geçti arkadaşlar. Eylem gerekli. Durup durup yani durduğun yerde durursan hayat sana bir şey vermeyecek, daha kötüye gideceksin. Eylem gerekli. Hadi görüşürüz.